neden değişim olmalıydı? İdarenin süreklilik arz ettiği yerde demokrasi yerini diktatörlüğe bırakır. Bunun temel örneği, en yakın örneği şüphesiz ki Nazi Almanyası'dır. Adolf Hitler dediğiniz kişi seçimle gelmiş biridir. Toplum desteğiyle gelmiştir. Ancak bir dönemden sonra Nasyonel Sosyalist Parti kendini diktatöre kadar götürmüştür. Mevcut ülkemizde 20 yıldır devam eden ve istikrar olarak kabul edilen bir siyasi parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu durum devletin her makamında partileşmeye neden olmuş ve insanların ötekileştirilmesine neden olmuştur. Dediğim gibi değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Değişimin olmadığı bir yerde siz yakın olmadığınız sürece kazanımda bulunmayacağınız düşüncesiyle kazananın yanında durmak zorunda kalırsınız ve bu demokrasiyi öldürecektir. Yeşilsar en basit örneğiyle söylemek gerekirse kayısı üretiminde Malatya ile yarışar bir rekolteye sahiptir. Ancak kimse Yeşilsar kayısısı ismi altında satmaz. Genellikle bu Malatya kayısısı olarak bilinir. Elma noktasında Yahyalı ile benzer bir rekolteye sahip ve çok ciddi bir üretime sahiptir. Diğer tarım üretimleri noktasında reklamı yapılmıştı. Domates hasadında ciddi bir üretime sahiptir. Bu ilçenin çok ciddi bir tarım potansiyeline sahip olduğunun göstergesi olup tarımsal faaliyetler noktasında kamu tarafından gerçekleştirilen sulama ve sulama sistemlerinin entegrasyonu adı altında gerçekleşen faaliyetlerin tamamını desteklediğimizin bilinmesini isteriz. Birkaç köyümüzde yapılan kapalı sulama sistemi net manada sonuç vermiş ve halkımız tarafından da desteklenmiştir. Biz de destekçisiyiz. Ovaya su taşınması noktasında gerçekleştirilen faaliyetler noktasında diğer yol konusunda olduğu gibi en büyük eleştirimiz bir şey yapayım derken toplumun canını yakmamaktır. Bu noktada gerçekleştirilecek kamulaştırma veya faaliyetler noktasında halkla iç içe hareket ederek onların bilgisi dahilinde ve onların da rızasını ve gönlünü alabilecek hareketler yapılarak en hızlı şekilde bu kapalı sulama sistemlerinin de tamamlanıp ovamıza yetiştirilmesini istiyoruz. Çünkü bunun gelmesi Yeşilsar Vadisi'ne can gelmesi demektir. Şu an yaptığımız üretimi katlayabileceğimiz bir noktada yapılabilecek her türlü faaliyetin sonuna kadar yanındayız. Yeşilsar zaten en büyük kaybını ne yazık ki istihdam yokluğu ve konut yokluğundan kaynaklı göçten yaşamaktadır. Yeşilsar okuma oranı çok yüksek ve ciddi anlamda meslek sahiplerine sahip hemşerileri barındıran kıymetli bir alandır. Ancak bir konut yokluğu, iki istihdam alanlarının çok az oluşu şehrimizi ve ilçemizi terke zorlamaktadır. Ve gençlerimizi genellikle tarımsal faaliyetle uğraşan kişileri tarımı terk etmeye, tarımı terk etmesine kaynaklı olarak da ya bir fabrikada çalışmaya ya da şehri terk etmeye götürmektedir. Bunun önüne geçmek noktasında tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, buna dair çeşitli ara elemanların belediyeler veya büyükşehir belediyeleri aracılığıyla sağlanması veya temin edilmesinin kolaylaştırılması sayesinde teşviğin sağlanacağını, teşvikle de dış göçün engelleneceğini düşünüyoruz. İlçemiz kıymetlidir. Yeter ki kıymetini bilecek insanları orada tutalım. Genel merkezin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceğimiz gibi kendi dinamiklerimizi de onlara sunup kolektif bakış açısıyla hareket edilmesini isteyeceğiz. Bu noktada geçen dönemde gerçekleştirilen İYİ Parti CHP ortaklığının önemli bir başarı kazandığını ancak belediyeyi kazanamamaktan kaynaklı olarak net sonuç olarak başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda özellikle belirtmek isteriz ki ilçeler kendi dinamiklerine sahiptir. Üst siyaset her ne kadar kendiyle barışmasa bile iç siyaset noktasında özellikle ilçeler noktasında çok farklı sonuçlar doğurabilecektir. Bu noktada genel merkezimizin aldığı net bir karar olmamakla birlikte veya ilimizin bize verdiği bir talimat olmamakla birlikte elimizden geldiğince sonuç alabilecek hareketlerde bulunmak ve buna dair çalışmaların içinde bulunmak istiyoruz.